Merhaba arkadaşlar yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar tamamıyla haritalardan oluşan 20 tane tahmini coğrafya sorusu çok güzel 20 tane haritalardan sadece oluşan bir çalışmamız arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM sınavlarında özellikle harita okuma bilgisine dayalı sorularla geliyor karşımıza. 20 tane sorumuz umarım başınıza bir katkısı olur. Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle sevgili arkadaşlar. orada videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, arkadaşlar yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Daha fazla arkadaşa ulaşalım. Daha fazla kişi bu güzelim çalışmalardan istifade etsin. Sevgili dostlarım ilk sorumuz şöyle. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde karstik platolar grubunda yer alır? Karstik plato. Karstik platolar deyince arkadaşlar şu önce bir açıklamamızı da okuyalım. Kalker ve Jips gibi eriyebilen ya da çözülebilen karşılarının bulunduğu arazilerin Akar sular tarafından aşındırılması sonucunda oluşan platolara biz ne diyoruz? Karstik platolar. Genelde arkadaşlar karstik platolar yoğun olarak nerede bulunuyor? Ee, Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesi özellikle de bu e, karstik platolar bakımından arkadaşlar nasıl e, bir zengin bölge diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız neresidir? A şıkkı Karstik plato deyince aklımıza neresi gelecek arkadaşlar? Akdeniz bölgesi gelecek birinci sorumuz bu şekil sevgili dostlarım. Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz arkadaşlar güzel bir soru. Şöyle arkadaşlar biraz genel kültürle harmanlanmış bir coğrafya sorusu. Bu tarz sorulara son zamanlarda ÖSYM karşımıza çok geliyor. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine City Slow kuruluşuna üye bir şehir yoktur? City Slow ya da diğer ismiyle Yavaş Şehir İtalya'nın dört küçük şehrinin belediye başkanlarının 1999 yılında bir araya gelerek kurdukları bir oluşumdur. City Slow hareketinin kuruluş amacı bakın bu da önemli. Şehirlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak kürele, küreselleşme sonucu ortaya çıkan birbirine benzeme ve aynılaşmanın önüne geçilmesi. Kısacası şehirlerin orijinal kültürünü korumaya yönelik bir girişim bu. Şimdi bu haritada arkadaşlar hangisinde slov ya da sakin bir şehir yoktur? Bir numarada arkadaşlar Şafşat var. Artvin'de bu bir e, şey şehirdir arkadaşlar. E, sakin şehir. 2 numarada arkadaşlar e, de var. Sinop'ta. E, arkadaşlar sırayla gidelim. E, yine 5 e, numarada arkadaşlar e, burada e, Akkaya şehri var sevgili dostlarım. E, yine 4 numarada Ankara'da Güdül var. Güdül şehri. Bunlar sakin şehir fakat 3 numarada herhangi bir sakin şehir yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? C şıkkı, sevgili arkadaşlar şafşat, yine e gereze, güdül ve akkaya şehirleri. Bunlar birer e sakin şehir grubunda. Bir üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şöyle. Buna göre Nemrut Dağı harita üzerinde numaralandırılar. Gösterilen yerlerin hangisine yer alır Nemrut Dağı? Türkiye'de Mezuzluk'tan denizaltı volkanik şeklinde görülen volkanik olaylar Senozik'te yeryüzünde görülmüş Türkiye'de en dikkat çeken volkanik şekiller volkan konilerdir. Bu volkanların tamamı sönmüş volkanlar. Türkiye'deki en son volkanik püskürme Nemrut Dağı'nda 1441 yılında olmuştur. Şimdi Nemrut Dağı'nı bize soruyor arkadaşlar. Nemrut Dağı nerede bulunuyor? Ee, sorumuz aynen bu. Şimdi arkadaşlar Nemrut Dağı bir Adıyaman'da var. Şöyle bir yazalım. Adı Yaman. Burada Komegene Krallığı var. Bir diğer e, Nemrut Dağı arkadaşlar Bitlis'tedir. Bitlis Tatvan'da bulunuyor. Şöyle haritayı incelediğimizde 4 numaralı alanda Nemrut Dağı bulunuyor. Dolayısıyla çok karıştırılıyor. Demek ki iki tane Nemrut Dağı'ndan bahsedebiliriz. Birisi tarihi bir alan Komegene Krallığı'nın Adıyaman Şehri'mizde bulunuyor. Bir diğeri... Bitlis'in Tatvan içerisinde bulunuyor. Burası doğal bir alan. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde dağılışı verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Gençler burada bir ürün sormuş bize. Pirinç, şeker pancarı, tütün, mısır ve soya fasulyesi. Bu soruda neye dikkat etmemiz lazım? Genelde dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu ürün e, akarsu boylarında genelde bakın Sakarya, yeşilırmak işte fırat işte tamam mı aksu göksu gibi e, yani su isteyen bir bitki. Şimdi Şemblay içerisinde en fazla e, su isteyen, nem isteyen bitki hangisi? Tabii ki çeltik diğer isim de pirinçtir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz bu. Daha çok böyle e, nerelere yetişiyor? E, akarsu boylarında su isteyen genellikle e, uzak doğu ülkelerinde çok yoğunca yetişilen bir bitki olan hangisi? Tabii ki pirinç sevgili dostlarım. Beşinci sorumuz buna göre gibi nedenlerden dolayı harita üzerinden numaralandırılarak verilen gelen hangisi? Seyrek nüfuslu. Seyrek neydi arkadaşlar? Az nüfuslanmış. Şimdi e, Türkiye'de bazı yerlerin seyrek nüfuslu olmasına doğal ve beşeri özellikler etkili olmuştur. Arazinin yüksek ve engebeli olması. Bir dağlık yani. Karstik arazi. Nedeniyle yerüstü sular bakımından fakir olması. Karstik arazinin deyince neresi aklımıza geliyor? Takdir. Akdeniz geliyor. Arazi ve iklim koşulları tarım için elverişsiz olması. Şimdi arkadaşlar bu soruyu incelediğimizde tek ve taş pratoları e, aklımıza geliyor. Dolayısıyla burada haritada numaralık verilen yerlerin hangisi seyrek nüfuslu bu e, açıklamaya göre tabii ki 5 numaralı alan yani Akdeniz bölgesinde özellikle de bizim için ayrıcı olan e, bilgi hangisi karstik arazi olması. Karstik arazi deyince de aklımıza ne geliyor? Tabii ki Akdeniz bölgesi bu alan hem e, Yüksek ve bir, engebeli bir alan. Hem e, arkadaşlar karistik arazi bakımından yer üstü suları bakımından fakir. Aynı zamanda arazi ve iklim koşulları tarıma elverişsiz. Çünkü karistik araziler genelde tarıma elverişsiz. E, kurak, çorak bölgelerde diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı 5. sorumuz. Şimdi geldik 6. soruya. E, bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. 6. sorumuz şöyle. Buna göre vertisol toprak tipi. Türkiye haritası üzerinde numaralandık verilen aralar hangisinde görülür? Güzel bir soru. Toprak türü ile ilgili bu tarz soru oku, sorular gelebilir. Verti eski göl tabanları kirli ve kireçli arazilerden oluşan topraklar arkadaşlar. Eski göl tabanları. Kurak dönemlerde çatlayan kısımların içine dökülen toprak ve taşlar yağışlı dönemlerde tekrar yüzeye doğru itilir. Bu olay toprağın dönmesi şeklinde olduğunda verti dönen topraklar da deniliyormuş. Ayrıca Anadolu'da taş doğuran toprak da denilen bu topraklar Kil oranı fazla olduğundan işlenmesi ve sürülmesi çok zor. Toprağın sürülebildiği yerlerde de ne yetiştiriyormuş? Ayçiçeği ve buğday. Bu bizim için arkadaşlar bir ipucu. Bu iki e, ürün genelde hangi iklimin ürünleri? Tabii ki karasal iklim. E, karasal iklim nerede görüyordum? İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve e, Marmara'nın bir kısmı. O zaman diyebiliriz ki 4 numaralı alanda bu toprak türüne rastlayabiliriz. Özellikle de buğdayın yoğun olarak yetiştirdiği yerlerin sorduğu için ay çiçeği dediğine göre Marmara, Trakya bölgesi özellikle Edirne bölgesi diyebiliriz. O zaman vertisoller yoğun olarak nerede bulunabilir? Tabii ki bir numara ve dört numaralı alanda yani C şıkkı diyebiliriz bu sorumuza bu sorulara dikkat edelim. Yedinci sorumuz güzel bir soru. Kağıt fabrikalarıyla ilgili e, bunu sıkça soruyor ÖSYM. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Bu tarz sorulara özellikle şöyle sevgili dostlarım Heh. şimdi buna göre harita özenleri numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kağıt fabrikası bulunmaz diyor arkadaşlar bulunmaz bir bakalım şöyle bulunmaz diyor Kat sanayisinin ham maddesi ağaçtır arkadaşlar Türkiye'de ilk kağıt fabrikası 1936 yılında İzmit'te Kocaeli'nde açılmış ayrıca kağıt fabrikaları ham maddenin bulunduğu yerlerde bulunduğu alanlarda gelişmiş şimdi buna tek tek gideceğiz arkadaşlar şimdi bir numaralı alan Giresun arkadaşlar Aksu burada ne var burada kağıt fabrikası var. İki numaralı alan arkadaşlar burası Kastamonu Taş Köprü burada da var arkadaşlar. E, üç numaralı alan arkadaşlar burası Dalaman yani Muğla burada da var. 5 numaralı arkadaşlar burası Taşucu Mersin burada da var. Fakat burada e, kağıt fabrikasının bulunmadığı alan Çanakkale yani Bigayarmadası Bigayarmadasında herhangi bir kağıt fabrikası yok. Dolayısıyla Doğu Cevap şıkkımız nedir? D şıkkı buna e, özellikle de harita ve harita üzerinde bilgileri yorumlama çok önemli. Dolayısıyla unutmuyoruz bu hangi neresi burası? Biga yarım adası, Biga yarım adası, yani Çanakkale ve civarında böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kağıt fabrikası yok. 8. sorumuza bakalım. Çünkü yine çok güzel bir soru. Buna göre Türkiye haritası üzerinde numaralandırarak veren yerlerin hangisinde endemik tür çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır? çok güzel bir soru. Ee, sürekli soruluyor bu tarz sorular. Yeryüzünün belli bölgesinde yaşayan bakın. Belli bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine biz endemik ya da yerli bitki diyoruz. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık üçte biri endemiktir. Yani demek endemik belli bölgede yaşıyor ve başka sahalarda pek rastlanmayan bir türdür. Şimdi haritayı incelediğimizde arkadaşlar ee, endemik bitki türü bakımından en zengin bölgemiz Akdeniz'dir. Dolayısıyla endemik bitki türünün en fazla çeşitliğin en fazla olduğu bölge neresi? Tabii ki Akdeniz bölgesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? D şıkkı. Bunu unutmuyorsunuz. Endemik bitki bakımından en zengin bölgemiz neresi? Tabii ki Akdeniz. Dokuzuncu sorumuz buna göre Türkiye haritasında taranarak verilen yerlerin hangilerine masif araziler üzerinde yer almaz? Türkiye arazisinin bulunduğu saha Tetis Denizi'nin yer aldığı tortulanma alanı içindedir. Bu alanda birken tortul tabakalar zamanla sert kütleler yani masif haline dönüşerek Türkiye'de bulunan arazinin temelini oluşturmuştur. Şimdi haritayı inceleyeceğiz ve hangisinde masif arazi yoktur bunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bir numaralı anana bakalım. Burası Yıldız Dağları, Yıldız Masifi arkadaşlar. Burası var. İki alan arkadaş ikinci e, alan sevgili dostlarım e, burası Zonguldak ya da Kastamonu masifi burada var arkadaşlar yine şöyle soru incelediğimizde burası Bitlis masifi arkadaşlar e, bir diğeri de arkadaşlar burası da neresi Tabii ki Mersin Anamur masifi e, burada masif bulunmayan tek bölge arkadaşlar Hatay bölgesi e, masif araziler aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar deprem riskinin de en az olduğu alanlardır. E, yakın zamanda meydana gelen deprem de buranın bir masif arazi olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla 3 numaralı alan masif arazi değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkınız nedir? C şıkkıdır. Bu sorunumuza dikkat ediyoruz. 21 Haziran tarihinde Ankara'dan yola çıkan bir gözlemci Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak verilen hangisinde hangisine doğru giderse bakın bu önemli gündüz sürelerin uzadığını ve başlangıç meridyenine yaklaştığını görür. Şimdi 21 Haziran kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzeye gidildikçe gündüz süreleri sürekli artmakta. Yani şimdi biz Ankara'dan arkadaşlar yola çıkacağız ve kuzeye doğru gideceğiz. Aynı zamanda da başlangıç meridyenine yaklaşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi Ankara'dan yola çıkıp bir numaralı alana gelen bir kişi hem kuzeye doğru gitmiş olacak hem de aynı zamanda batıya doğru gitmiş olacak ve başlangıç meridyenine de yaklaşmış olacak. Yani hem gündüz süresi artacak kuzeye gittiği için hem de nereye yaklaşmış olacak? Başlangıç meridyenine yaklaşmış olacak Türkiye. Çünkü başlangıç meridyeni neresinde bulunuyor sevgili arkadaşlarım? Doğu kısmında tahmini olarak burasını başlangıç meridyeni olarak gördüğümüzde demek ki Ankara'dan bir numaralı alana biz geçtiğimizde nereye yaklaşmış olacağız? Hem başlangıç medyanı hem de gündüz süremiz ne olacak? Artmış olacak. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? A şıkkı oluyor. Güzel bir soruydu. 11. sorumuz buna göre Türkiye harita sürende numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi sık nüfuslu değildir? Sık nüfuslu. Yani nüfus bakımından seyrektir. Nüfusu azdır arkadaşlar. Şöyle bir su inceleyelim arkadaşlar. Bir numaralı alan neresi arkadaşlarım? Bir numaralı alan Yıldız Dağları bölümü genelde dağlık bir kesim yani Edirne Kırklareli kısmı 4 numara alan Bigadiç şey Biga Yarımadası 5 numaralı alan arkadaşlar muhtemelen İzmir 3 numaralı alan Hatay e, Adana civarı değil mi 2 numara alan Kı Karadeniz'in e, kıyı kesimi Artvin e, işte e, Rize gibi bir bölge dolayısıyla şimdi burada soru incelediğimizde e, Türkiye nüfusun doğal, beşeri ve ekonomik faktörlerden dolayı dengeli bir şekilde ülke içerisinde dağılmamış. Bazı yerler sık nüfusu, bazı yerler ise seyrek nüfusudur diyor açıklamamızda. Arkadaşlar soru incelediğimizde bir numaralı alanla dört numaralı alan, özellikle dört numaralı alan yine ulaşımın e, az olduğu dağlık bir bölge, nüfus bakımından seyrek bir bölge. Genelde Çanakkale kısmı gayarım adası diye geçiyor. Bir de Yıldız Dağları bu iki alan arkadaşlar nüfus bakımından seyrek iki bölgemizdir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? E, D şıkkı olur ama İzmir yine e, bahsettiğimiz gibi Adana ve e, yine e, Hatay kısmı genel nüfusun yoğun olduğu yerler. 2 numaralı alan Karadeniz'in kıyı kesimi nüfusun yoğun olduğu yerler. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkı. E, ÖSYM özellikle nüfusla ilgili soru e, muhakkak soruyor. Bu tarz sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Bölgeleri tanıyalım. Şu bölgede Menteşe bölgesi vardı. Hakkari bölgesini soruyor. Buralara dikkat edin. Yine arkadaşlar tekke ve Taşeri platoları nüfus bakımından genelde seyrek bölgeler yine e, arkadaşlar Kars, Ardahan e, gibi yerler nüfus bakımından seyrek alanlar. Geldik 12. sorumuz. 12. soru. Türkiye harita üzerinden numaralandırılarak verilen kıyıların hangilerinde kıta sahanlığı şerf alanı diğer yerlerden daha geniştir? Kıta sahanlığı yani bir bölgenin e, ardıl bölgesi yani e, içle olan e, ulaşımını sağlayan bölge anlamında kullanabiliriz. Sevgili arkadaşlar şöyle soruyu inceleyelim. <laughs> Şimdi 2 iki, e, iki numaralı alan hemen Karadeniz'in kıyı kesimi. Yine 5 numaralı alan hemen e, Kıyı kesimi ve Buralar arkadaşlar biraz e, Hemen gerisine dağlık alanlar var. Biliyorsunuz Karadeniz'de dağlar nasıldır kıyıya Paralel uzanıyor. E, burada 1 numaralı alan e, Bafra ya da Çarşamba olabilir. Bafra ya da Çarşamba e, bunlar bir delta ovası. Dolayısıyla bu delta ovalarının iç kesimlere olan ulaşımını sağlayan kıta sahanlığı daha geniştir. Yine burada 4 numaralı alan neresi? çukur ova, çukur ova da yine bir delta ovası. sevgi sevgili dostlarım dolayısıyla Göksu ve Aksu'nun yanılmıyorsam e, yaptığı bir delta ovası. Buranın da içte olan ulaşımı sağlayan kıta sahanlığı ya da şerf alanı daha geniştir fakat 3 numaralı alan hemen kıyıda e, ve hemen gerisinde dağlar var ve dolayısıyla kıtaş sahanlığı son derece dardır. Dolayısıyla burada 1 ve 4 numaralı alanların e, kıtaş sahanlığı ya da diğer isimle şelf alanı daha geniştir. Özellikle ne olduklarından dolayı delta ovası olduklarından dolayı dolayısıyla doğru cevap burada nedir? C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım bu soruya da özellikle de bu kavramı bilmemizde fayda var. Buna ilgili soru mutlaka geliyor sevgili dostlarım. Şöyle bir kalemimizi de değiştirelim sonra biraz devam ediyorum. 13. sorumuza geldik. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılacak verilen bölgelerin hangilerinde demir yolu bağlantısı yoktur? Mutlaka bundan soru geliyor. Çok güzel bir soru. Beni yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok, çok güzel sevgili dostlarım. Şimdi demir yolu bağlantısı olmayan iki bölge bulacağız. Sevgili arkadaşlar şöyle sırayla bir gidelim. Bir numaralı alan e, bunu unutmuyorsunuz. Burası neresiydi? Biga. Yarım adası. Buranın arkadaşlar diğer bölgelerle demir yolu bağlantısı yok. Çünkü dağlık bir bölge. E, son derece ulaşım yollarından uzak olan bir bölge. Arkadaşlar 3 numaralı alansa Muğla Menteşe bölgesi. Yine burasının da e, diğer bölgelerle dağlık olmasından kaynaklı, önemli ulaşım yollarından uzak olmasından kaynaklı demir yolu bağlantısı yoktur. 4 numaralı alan arkadaşlar burası e, Adana buranın demir yolu bağlantısı var. Yine 3 numaralı alan arkadaşlar burasının da demir yolu bağlantısı var. 5 numaralı alan arkadaşlar burası Bitlis, Tafan yine e, burada demir yolu bağlantısı var arkadaşlar. Burada demir yolu bağlantısı olmayan Biga Yarımadası ile Menteşe yöresi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? C şıkkı bu güzel bir soruydu. Buna dikkat edelim. E, demir yolu var. yani ulaşım yolları ile ilgili mutlaka ÖSYM e soru bize soruyor. 15 şey 14. sorumuz taranarak verilen gösterilen bu alanların aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisi yoktur? Bir genel kültür sorusu gibi düşünelim. E, turizm merkezlerinde hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sümera Manastırı, Trabzon. Muhtemelen var arkadaşlar. Burada zaten. Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman arkadaşlar. Yerepolis Pamukkale yani Denizli var arkadaşlar. Hattuşa Çorum arkadaşlar var. Burada Ani Antik Kenti nerede bulunuyor? Kars ilinde bulunuyor. Fakat Kars'a ilgili bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E Şıkkı böyle genel sorular da gelebilir. Buna dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik 15. sorumuz. Yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisine linyit Yatakları daha fazladır. Linyit yatakları arkadaşlar. Linyit yatakları deyince, linyit kömürü deyince arkadaşlar e, e, neresi aklımıza gelecek? Tabii ki Ege bölgesi. Dolayısıyla linyit yatakların en fazla olduğu bölge tabii ki neresi? Ege bölgesi. Yani doğru cevap şıkkımız nedir burada? Beş şıkkı madenlerle e, madenler e, madenler nerede bulundu? En fazla madenler nerede çıkarıldı? E, arkadaşlar bununla ilgili mutlaka bir soru geliyor. Maden e, tarih eşleştirmesini mutlaka çalışmasını yapalım gençler. Tamam mı? Linyet demek ki en fazla hangi bölgemizde çıkarılıyor? Ege bölgesinde. Dolayısıyla doğru, doğru, doğru cevap şıkkımız nedir? B. Şıkkın. 16. sorumuz şöyle. Arkadaşlar aşağıdaki Türkiye haritasında bazı yerler taranarak gösterilmiş. Buna göre bu yerlerden hangisinde yaz kuraklığı isteyen tarım ürünü yetiştirilemez? Yani o zaman yazın yağışlı bir bölge burası. Yani şöyle bir hatırlayalım. Yine bir adası verilmiş. Akdeniz iklimi yaşlandığı için genelde arkadaşlar Akdeniz iklimin yazın kurak bir yer kurak şey kurak bir iklim yine bir numaralı alan Akdeniz iklimi yazın kurak 5 numaralı alan Güneydoğu yazın çok kurak 3 numaralı alan yine İç Anadolu Karasar iklimi burada arkadaşlar yazın bol yağmur gelen e, yağın bir bölge var Erzurum Kars bölgesi bu bölge yazın nispeten diğer bölgelere oranla yağmur alıyor yağmur yağıyor burada dolayısıyla e, burada e, yazın e, kuraklık isteyen tarım ürünü yetiştirmemiz Zor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D. Şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım güzel bir soruydu. Geldik 17. sorumuz. 17. Şöyle. Buna göre haritada gösterilen yörelerin hangilerine makineli tarım en yaygın olması beklenir? Makineli tarım. Bir bölgede yaygın ve yoğun olarak makineli tarım yapılması tarım alanlarının geniş ve engebelliğinin az olmasına bağlıdır. Yani bir bölgede siz traktör çalıştırabiliyorsanız yani tarlanızı makineler, tarlanıza makine kullanabiliyorsan muhtemelen burası yükseltisi, engebesi çok az bir alandır. Şimdi sırayla bir bakalım. Bir numaralı alan arkadaşlar Marmara bölgesi. Şimdi Marmara biliyorsunuz yükseltiniz en az olduğu bölge. Yani burada rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla tarımda makine kullanabilirsiniz. Marmara bölgesi Türkiye'de yükseltin en az olduğu bölge. Şimdi 4 numaralı alanda bizim makine kullanmamız mümkün değil. Çünkü çok dağlık bir bölge. Hakkari bölgesi. 3 numaralı alan yine Karadeniz'in hemen arkadaşlar kıyısından sonraki bölge dağlık bir alan. Burada zaten kullanmamız. Yine Zonguldak ve civarı Karadeniz hemen kıyısı olan bölge. Burada da kullanmamız mümkün değil. Ama 5 numaralı alan Güneydoğu Anadolu yani Mardin, Diyarbakır buralar ovalık alana rahatlıkla biz ne yapabiliriz? Sevgili dostlarım Güneydoğu Rahatlıkla biz burada makine kullanabiliriz. Yani o zaman doğru cevap şıkkımız C şıkkı yani 1 ile 5 de rahatlıkla makine kullanabiliriz. Yani bir yer dağlıksa, engebeli ise makine kullanımınızı götürüp tarlanızı ekmenizi biçmeniz zor. Fakat e, düzlük bir alansa, fakat ovalık bir alansa rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. 18. sorumuza geldik. Beğenme, yorum yapmayı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyorsun. Haydi gelsin bakayım. 18. sorumuz şöyle. Yukarıdaki işaretli alan hangisine göç alan yerlerden değildir? Göç alan yerle Türkiye'de göç genelde e, kırsaldan kentlere, genelde doğudan batıya olur. Şimdi bir numaralı alan tek tek gidelim arkadaşlar. Burası neresi? Tabii ki İstanbul Kocaeli e, bölgesi. Burası Türkiye'de en fazla göç alan yer. İki numaralı alan İzmir. En fazla göç alan özellikle turizm, tarım benzeri. Yine üç numaralı alan genelde biliyorsunuz burada e, madenler, e, kömür, e, işte Zonguldak civarı göç alan bir bölge. Yine dört numaralı alan tarıma bağlı olarak Adana burası çok fazla göç alıyor. Ama 5 numaralı alan burası neresi? Hakkari yani gariban Hakkari. Peki neden göç almıyor? Göç veriyor tam tersi. Çünkü dağlık bir bölge. Niye göç veriyor? Göç alamıyor. Çünkü son derece ulaşımı zor. Sanayisi az iklimi çok elverişsiz. Dolayısıyla buradan sürekli Türkiye'nin diğer taraflarına göç veriyor Dolayısıyla burada doğru cevap nedir? E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik 19. sorumuz. Aşağıdaki haritada mevsimli göçlerin yönleri numaralandırarak verilmiştir. Haritada gösterilen doğudaki mevsimlik göçlerden hangileri tarım amaçlı yapılabilmekte? Tarım amaçlı. Şimdi sırayla gidelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi Kocaeli'de, Kocaeli'de şöyle bir gelelim. Kocaeli sanayi kenti. Muhtemelen buraya yapılacak göç sanayi temelli. Giresun arkadaşlar muhtemelen burada ne var? Fındık. Yani tarım olabilir. Tarım. Değil mi? Ee, Adana genelde tarımın merkezi değil mi? Yani burada ne vardı? İşte pamuk ve benzeri. O zaman tarım. Burada da Adana'da tarım. Antalya genelde nasıldı? Turizm. Değil mi? Muğla yine turizm olabilir. O zaman burada e, tarım olan bir Giresun bir de Adana. Yani 1 ile 5 arkadaşlar. Yani doğu cevap şıkkımız ne olur o zaman? E şıkkı olur. Giresun'da genelde fındık. işte, e, Rize'de çay. Adana'da işte bir, e, pamuk ve benzeri buralarda yazın. Çalışmak için giden insanlarımız var. Mevsimlik göç biliyorsunuz nedir? E, kısa süreli bir bölgeden bir bölgeye gelen ekonomik amaçlı yapılan göçlerdir. E, sevgili arkadaşlarım. Geldik arkadaşlar. Çalışmamızın son sorusu. Bu tarz sorulara amanın dikkat. Kesinlikle bu sorular geliyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bakalım. E, ÖSYM özellikle de haritayı verip bunu yorumlatma sorularını seviyor. Sevgili arkadaşlar bu... Ee, çalışmamızın barkodlu cevap anahtarıyla birlikte ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alıp tekrar çözebilirsiniz. Sorumuz aynen şöyle: Yukarıdaki haritada işaretli yerlerin nüfus özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Bir numaralı bölgeye yoğun göçün olduğu için nüfus fazladır. Bir numaralı olan Türkiye'de en fazla, biliyorsunuz <laughs> e, Kocaeli İstanbul kısmı nüfusun en fazla yoğun olarak göçün olduğu yer niye sanayi fazla niye yani iklim koşulları ulaşım imkanları fazla Dolayısıyla burası yoğun göç olduğu için nüfusu fazla özellikle İstanbul bugün Türkiye 15-16 milyon nüfusuyla en fazla nüfusun olduğu il iki numaralı bölgede yer şekilini olumsuz etkisinden dolayı nüfus azdır iki numaralı alana bakalım arkadaşlar peke evet, bölgesi taşeli Teke bölgesi Burası genelde dağlık yine kalkerli bir yapıda Dolayısıyla nüfusu azdır 3 numaralı bölgede yağışın az olmasından dolayı nüfus seyrektir. 3 numaralı alan İç Anadolu, yani Konya, Ankara, Eskişehir evet İç Anadolu Türkiye'nin en az nüfus eee yağış alan bölgesi. E, bu durumdan dolayı e, nedir arkadaşlar nüfus seyrektir diyebiliriz. 4 numaralı bölgede doğum oranının az olması nedeni nüfus artışı düşüktür. 4 numaralı alan Türkiye'de doğum oranının en fazla olduğu bölgelerin başına geliyor. Yani burası da Hakkari bölgesi, Şırnak, Hakkari. E, burada nüfusun az olmasının temel nedeni doğum oranı değil. Ee, beşeri ve doğal faktörlerdir. Yani özellikle ulaşımın olumsuz olması, yer şekillerinin çok ve engebeli olması, e, yeterince iş imkanının olmamasından kaynaklı nüfus azdır. Burada yoksa e, arkadaşlar doğum oranının az olmasından dolayı nüfus az değildir. Dolayısıyla buradaki doğuş e, cevabımız 5 şıkkıdır. 5 numara bakalım. 5 numara bölgede yer şekillerinden dolayı tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Evet Karadeniz genelde Kıyı kesimde özellikle e, tarım çok yoğun olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da doğru bir ibare. Burada yanlış olan ibaremiz nedir? 4 numara bölgede domuranın az olmasından dolayı nüfus artışı düşüktür bilgisi yanlıştır. Arkadaşlar bu videomuzda muhtemelen Türkiye haritası ne okuma üzerine gelebilecek 20 tane tahmini 20 tane güzel soru çözdük. Coğrafya AYT ile yine KPSS ile ilgili. Umarım e, bu çalışmanın sizin başınıza bir katkı soru. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı önemli rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Kanalı arkadaşlarınıza mutlaka öneriyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Başarılar, sevgiler, selamlar.